8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat. 2024'te emeklilik sistemi değişiyor, Bağkur prim şartı 9000 günden 7200'e indirilecek. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma planı çalışma hayatında önemli değişiklikler getirecek. Emekli maaş sistemi ve emeklilik kriterleri değişirken, evde bakım yapanların sigortası olacak. EYT sonrası sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik dönemi başlayacak. Son yıllarda çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde yapılan reformlara yenileri de eklenecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği iki önemli konuda yenilik 12. Kalkınma planı ile hayata geçecek. Emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek. Emeklilik için yeni bir reform yapılarak emekli olma kriterleri yeniden belirlenecek. Aylık veya yumuşak GLAMADA yeni dönem. 12. Kalkınma planı çerçevesinde emeklilerin maaşlarıyla ilgili de değişiklikler öngörülüyor. Şu anda uygulanan sistemde üçlü bir aylık hesaplama yöntemi kullanılıyor. 2000 öncesi dönem için ayrı hesaplama yapılırken aylık bağlama oranı yüksek tutuluyor, 2000 ila 2008 arasındaki dönem için daha düşük aylık bağlama oranı ve farklı katsayılar devreye giriyor. 2008 sonrası için ise yine daha düşük aylık bağlama oranı kullanılırken enflasyon ve büyüme de hesaba katılıyor. Şimdi plana göre emeklilik aylık bağlama sistemi yeniden düzenlenecek. Burada öncelik kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok maaş almalarında olacak. Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak. Böylece istihdamda kalma süreleri artıyor olacak. Şimdiki sistemde daha çok gün değil daha çok kazanç emekli aylıklarını artırıcı etki yapıyor, EYT dışı kalanlar. Yapılacak bir başka reform ile birlikte emekli olma kriterleri de yeniden belirlenirken burada yaşam süreleri de dikkate alınacak. Adaletli ve aktif pasif dengesini gözeten bir emeklilik sistemi ortaya çıkmış olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında toplanan Bağkur, emekli sandığı ve SSK kurumları arasında norm birliği sağlanacak. Bu noktada Bağkur prim şartının 9000 günden 7200 güne indirilerek SSK ile eşitlenmesi ilk adım olarak gündeme gelmiş olacak. Özellikle EYT sonrasında sigortalı olanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında çalışma hayatına katılanlar bu yeni reform sürecine dahil edilecek ve emekli olma sistemi değişmiş olacak. Tamamlayıcı emeklilik ve çift maaş. Emeklilik sistemindeki bir diğer reform ise tamamlayıcı emeklilik ile gelecek. Orta vadeli programda yer alan tamamlayıcı emeklilik sistemi, TSS, ile çalışanlar SGK dışında bir emekli maaşına daha kavuşacak. Böylece çalışırken elde edilen refah düzeyinin emekli olunca düşmesi önlenecek. Çalışanların tamamlayıcı emeklilik sistemine girmesiyle üçlü bir destek de uygulanacak.